Canlarım abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İbrahim Osmanlı İmparatorluğu'nun 18. padişahıdır. 5 Kasım 1615 tarihinde İstanbul'da doğan padişah Deli İbrahim adıyla da bilinir. Psikolojisinin bozuk olmasının en büyük nedeni 4. Murad'ın tüm kardeşlerini öldürmesidir. Çocukluğu korku ve endişeyle geçen 1. İbrahim 9 Şubat 1640 yılında tahta çıktı. İbrahim'in babası 14. Osmanlı padişahı İyi Ahmet'tir. Annesi ise 2 Kasım 1651 tarihinde Turhan Sultan'ın emriyle boğdurulan Kösem Sultan'dır. Kardeşleri Şehzade Süleyman, Şehzade Bayezid ve Kasım boğularak öldürüldü. İyi İbrahim'in öldürülmesine ise Kösem Sultan engel oldu. 1640-1648 yılları arasında tahtta kalan 1. İbrahim 97. İslam halifesidir. İbrahim'in ağabeyi 4. Murat, saltanatı sırasında hanedanın bekası için diğer 3 kardeşini öldürtmüştü. İbrahim, ailesinden birçok kişinin ölümüne şahit olduğu için psikolojisi fazlaca bozulmuş, zihinsel rahatsızlıklara tutulmuştu. Bütün hayatı boyunca ölümü bekleyen İbrahim, ağabeyinin ölümünden sonra vezir Kemankeş Kara Mustafa Paşa'nın kendisine padişah olduğunu ve dışarı çıkması gerektiğini söylemek için geldiğinde bunun bir tuzak olduğunu ve öldürüleceğini zannetti. Kapısını kilitleyerek dışarı çıkmayı reddetti. En sonunda annesi Kösem Sultan'ın iknasıyla dışarı çıktı ve ağabeyi övüyor. Murat'ın cenazesini gördükten sonra gerçekten tahta çıkacağına inandı. Sultan İbrahim artık padişah olmuştu. Fakat başka sorunlar ortaya çıkmıştı. İbrahim'in hiç çocuğu yoktu. Eğer ona bir şey olursa tahta geçecek varisi de olmayacaktı. Bu sebeple Osmanlı hanedanı sona ermek tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Hanedanın geleceği için Sultan İbrahim'in derhal bir erkek çocuğunun olması gerekliydi. Zira bu durumdan halk da memnun değildi, toplum endişeliydi. Bu sebeple başta annesi Kösem Sultan olmak üzere harem görevlileri padişahı cariyelerle ilişkide bulunması için yönlendiriyorlardı. Padişaha hareminde hiçbir şeyini eksik etmeyecek bir hizmette bulunuluyordu. Amaç padişaha hizmetten daha çok doğacak erkek şehzadeler ile hanedanın geleceğini güvence altına almaktı. Fakat cinsel gücü arttırması için padişaha verilen türlü macunlar, ilaçlar ve otlar Sultan İbrahim'in zihnini ve aklını bulandırmaktaydı. Bu durum 2 sene kadar sürdü ve nihayet 1642 yılında Şehzade Mehmet dünyaya geldi. Ardından onun kardeşleri Süleyman, Ahmet, Orhan, Cihangir, Selim ve Murat doğdu. Artık saltanat tehlikede değildi, tahta çıkacak adaylar hazırdı. Padişahın sağlığı gitgide bozulmaktaydı. Tam da bu sıralarda Cinci Hoca namıyla birisinin adı duyulmuştu. Söylenenlere göre bu zat nefesi çok kuvvetli, sihir ve büyü bilen bir kişiydi. Hastaları tez iyileştirirdi. Kösem Sultan bu hocayı saraya çağırtarak Sultan İbrahim'i tedavi etmesini istedi. Hoca Hüseyin Efendi ne yaptı ettiyse padişaha şifa geldi. Bundan sonra Cinci Hoca ödüllendirildi. Kendisine bir saray verildi. Kazasker yapıldı. Cinci Hoca dualarıyla ve yaptığı tedavilerle padişaha geçici bir şifa sağlıyordu. Fakat Sultan İbrahim'in psikolojik hastalığına bir deva bulunamıyordu. 1645 ve 46'da Girit üzerine başarılı bir sefer yapılmıştı. Fakat padişah adanın tamamen fethedilmemiş olmasına kızmıştı. Sultan İbrahim sinirlenerek Yusuf Paşa'yı boğdurttu. Padişah iç sıkıntılarını gidermek için İstanbul'daki en meşhur şeyhleri, dervişleri ziyaret ediyordu. Gideceği yere hızlıca ulaşabilmek için şehirde arabayla dolaşılmasını yasakladı. Padişah artık ne yapacağı belli olmayan, kızdığı zaman kimseyi tanımayarak masum insanları da idam ettiren korkutucu birisi haline gelmişti. İslam'da 4 kadınla evliliğe izin verilmekteydi. Fakat Sultan İbrahim 8 kadınla evlenmişti. Eşleri şehrin gürültüsünden rahatsız olmasın diye sabah şehirde çarşıları, dükkanı kapattırır geceleri açtırırdı. Bir diğer ilginç olay da kendisinin şişman kadınları sevmesi ve dev bir kadın istemesidir. Kızlar ağası yoğun arayışlar sonunda ona oldukça şişman dev bir kadın buldu. Padişah Şekerpare ismini verdiği bu cariyeyi çok severek onu hediyelere boğdu. Daha sonrasında ise bu kadının bazı kaynaklarda Kösem Sultan tarafından, bazı kaynaklarda ise
bizzat Sultan İbrahim tarafından öldürüldüğü yazılır. Hanedanda erkek varis kalmadığından, cariyelerle etrafı donatılan, hocalar tarafından okutulan padişah, son olarak bir gece Yahudi bir cariyenin kendisine anlattığı sarayını samurla kaplayan kral masalından çok etkilenerek samur kürküne merak salmıştı. Valilere fermanlar göndererek samur ve cinsel gücü arttırıcı amber temin edilmesini emretti. Padişahın bu tutkusu yüzünden samur fiyatları 10 katına çıktı. Her türlü vergiden muaf olan ilmiye sınıfı için bile samur vergisi kondu. Sultan İbrahim harem odasını ve hatta sarayın pencerelerini bile samur kürkü ile kaplattı. Samur kürkü vergisi yüzünden bazı tarihçiler bu döneme samur devri demiştir. Padişahın son merakı olan samur kürkleri onun saltanatının da sonu oldu. Aynı zamanda hazinenin büyük bir kısmı hareme harcanıyordu. Askerlerin ulufeleri verilemez olmuştu. Halk ise depremleri ve yangınları padişahın uğursuzluğuna yoruyordu. Esas olarak iplerin kopması ise Girit seferinden yeni dönmüş olan Ocak Ketüdası Kara Murat Ağa'nın samur vergisi ödemeyi reddetmesiydi. Netice itibarıyla devlet erkanının müşterek bir hareketiyle Sultan İbrahim tahttan indirilerek yerine küçük yaştaki oğlu 4. Mehmet geçirildi. Resmiyette böyle görünse de asıl yönetim İbrahim'in annesi Kösem Sultan'ın emrine geçmişti. Sultan İbrahim tahttan indirilirken son sözü "Elhamdülillah cemaat başıyım" olmuştu. Sarayın içinde taş bir odaya kilitlenerek odanın kapısı kurşunla mühürlendi. Sultan İbrahim bu odanın içinde feryat ederken bağırışlarını duyan saray halkı ise eski padişahlarının bu haline çok üzülmekteydi. Onu hapsedildiği odadan kurtarmayı planlayanlar vardı. Bunun üzerine Kösem Sultan ve devlet erkanı, hanedanın düzeni için Sultan İbrahim'in öldürülmesine karar verdi. Şeyhülislam Abdurrahim Efendi şöyle fetva verdi. İki halife müctemi olduk da biri katledilmek lazımdır. Bunun üzerine cellatlar ile odasına gidildi ve Sultan İbrahim boğdurularak öldürüldü. Cenazesi amcası 1. Mustafa'nın yanına defnedildi ve deli olarak nitelendirilen bu iki padişahın yanına başka hiçbir hükümdar defnedilmedi. Ardında birçok söylentiyi bırakarak 10 yıllık hükümdarlığı sona eren Sultan İbrahim bugün hala deli namıyla anılmaktadır. Gerçekten deli miydi? Yoksa sadece sinirleri yüprenmiş bir padişah mıydı? Canlarım, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.